Arkadaşlar merhaba. 9. sınıf üçgenlerde kenarortay konusunu bugün işleyeceğiz. Kenarortayı V harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Dikkat ederseniz indiği açıdan kenarları iki eş parçaya bölüyor ve hangi açıdan indiyse onun harfini alıyor. Kenarortayda ağırlık merkezi var. Kenarortayı indirdiğimiz dikkat ederseniz kenarları iki eş parçalara bölmüş ve ağırlık merkezinin görevinde K'ya 2K oranı var. Örneğimize bakalım. ABC üçgeninin ağırlık merkezi G noktası olduğunu söylüyor. ADBE CF'nin 42 olduğunu söylüyor. GD GE ve GF'nin toplamını soruyor. Arkadaşlar ağırlık merkezinin kuralını uygulayacağız. K'ya 2K, A'ya 2A, B'ye 2B şeklinde ve bize verdiği AD uzunluğu 3K artı BE uzunluğu 3B artı CF uzunluğu 3A'nın 42 olduğunu söylüyor. 3 parantezini alıp herkesi 3'e böldüğümüzde A, B ve K'nın toplamının 14 geldiğini görüyoruz. Bize sorduğu yer ise GD, GE, GD, GE ve GF. Bunlar da ABK'nın toplamına eşit olduğuna göre cevap 14'tür deriz. Üçgenin orta tabanındayız. Bir üçgende iki kenarın orta noktasını birleştiren doğru parçasına orta taban denir. Orta taban üçgenin diğer kenarına paraleldir. Dikkat ederseniz DE orta taban görevi görmüş. AC ve AB kenarlarını ne yapmış? Eşit şekilde parçalamış. Ve DE'nin BC'ye paralel olduğunu görebiliyoruz. Yani şuradaki oranımızdan da çıkartırsak 1'e 2 oranı olduğuna göre DE'de de 1'e 2 oranını olmak zorunda. Bu tarz ifadelerde iki eş parçaya böldüğünü görüyoruz arkadaşlar. AF'nin şurası F noktası ve buradan şu sonucu çıkartabiliriz. AT TF'ye ne olacak? Eşit olacak. Geldik örneğimize. Diyor ki ABC üçgeninde DF noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktaları ve G noktası da üçgenin ağırlık merkezidir diyor. K'nın R'nin bir elemanı olduğunu söylüyor. AT uzunluğunun 3K, TG uzunluğunun K, GD uzunluğunun da 2K olduğunu göstermemizi istiyor. Arkadaşlar dikkat edersek AD uzunluğumuz 6K toplam ve AT'nin TD'ye eşit olduğunu biliyoruz. Kaç K? 3K'dır. Peki 3K olduğuna göre yapacağımız işlem ne olabilir? AG'yi bulacağız. İlk önce AG 2 bölü 3 oranındadır. Kimin? AD'nin. Yani 2 bölü 3 çarpı 6K bulduğumuz 4K AG'nin tamamıdır arkadaşlar. Peki buraya kaç K kalır o zaman? 2K kalır. Burası 2K ise tamamı dikkat ederseniz arkadaşlar 3K'ydı. Buraya kaç kalır? K ve totalde 6K olduğu için AT'de 3K olur. Yani 3, 1, 2, 312 kuralımızın olduğunu da ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Muhteşem üçlü diye adlandırdığımız bir üçgenimiz var arkadaşlar. Dik üçgenden inen kenarortay tabanı iki eş parçaya ayırmış ve üçüncü parça yani açıortayda ne olacak bunlara? Eşit olacak. A bölü 2 olacak. ABC dik üçgeninde diyor AD doğru parçası kenarortaydır. X kaçtır? Eğer kenarortaysa arkadaşlar indiği yerde iki kenarı eşe ayırmışsa diklikten indiğinde kenarortay uzunluğumuzda üçüncü olarak ne olacak? Eşit olacak. 40'sa burası da 40'tır. 90 olduğu için 50 kalmıştır. İkiz kenar olduğundan dolayı x açımızda kaç olur? 50 olur deriz. Şimdi geldik diğer sorumuza. ABC dik üçgeninde diyor DEF noktaları üzerinde bulundukları kenarların orta noktaları olduğunu söylüyor. G ağırlık merkezi ve GD'nin de 7 birim olduğunu söylüyor. Teker teker ABCD şıklarıyla uzunlukları bulmamızı istiyor.
Dikkat ederseniz GD'nin 7 olduğunu söylemiş. K'ya 2K oranımız vardı. O zaman biz buradan AG'nin 14 olduğunu buluruz. A şıkkı için yapıyorum. AG 14 ise 14, 7 daha AD uzunluğumuzun 21 geldiğini söyleyebiliriz. BC uzunluğumuzu soruyor. Dikten indiği için arkadaşlar üçüncü kenar da tabanlara eşit olacak. Yani burası da 21, burası da 21, burası da 21 olduğundan BC uzunluğumuzun ne olması gerekiyor arkadaşlar? 42 birim. Sıra geldi EF'ye. EF uzunluğunu soruyor. Arkadaşlar 1'e 2 oranı vardı. Taban 42 ise eşitlik olduğundan dolayı 1'e 2 oranı olduğundan EF'nin de kaç olduğunu biliyoruz. 21 birim olduğunu biliyoruz. En sonda D şıkkındayız. D'de de AK'yı soruyor bize gençler. AK dikkat ederseniz ikisinin yarısı, yani AK ile KD birbirine eşittir. 21'in yarısından AK'nın da 10,5 geldiğini ne olmuş olduk? Görmüş olduk. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. DE BC'ye paralel. BC 12. X'in bize kaç olduğunu soruyor. Arkadaşlar ağırlık merkezi olduğuna göre şöyle ilerletelim. 6'ya 6 oran var. Eşit parçaya ayırıyor. Kenar ortayı olduğu için. K'ya 2K oranım var. Bu üçgende benzerlik yapalım şimdi. 2K'nın 3K'ya oranı X'in 6'ya oranı ne olacak? Eşit olacak. K'lar gider. İçler dışlar yaparım. 12 eşittir 3X ise X bize buradan kaç gelir? 4 gelir derim. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi. AB'nin GE'ye paralel olduğunu söylüyor. GE 3 birim. X'in bize kaç olduğunu soruyor. Dikkat ederseniz AB GE'ye paralelse şurası da 3 birimdir arkadaşlar. Ağırlık merkezi olduğu için A'ya 2A oran vardır. Ve biz burada paralellikten dolayı benzerlik yaparız. A'nın 3A'ya oranı eşittir 3'ün X'e oranına. A'lar gider. İçler dışlardan X bize kaç gelir? 9 gelir deriz. ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi, KL orta nokta olduğunu söylüyor. AT'nin x artı 1, GD'nin de x eksi 2 olduğunu söylüyor. AD yani komple kenar ortayın ne olduğunu soruyor bize. Dikkat ederseniz arkadaşlar 312 kuralı var aslında burada. Yani bunun 3 katı, yani TG'nin 3 katıyla TG'nin 2 katı x eksi 2 vermiş. O zaman x artı 1 bölü 3 kime eşit olacak? X eksi 2 bölü 2'ye. İçler dışlar yaptığımızda 2x artı 2 3x eksi 6'ya eşit ve x bize buradan kaç gelir gençler? 8 gelir. 8 ise bu uzunluk o zaman arkadaşlar 9 olur. 3k 9 ise k'sı 3 olur. K'sı 3 ise 2k'sı da burası da 6 olur. Buranın tamamını soruyor size. AD kenar ortayının uzunluğunu, o da 18 olur. ABC bir üçgen, G ağırlık merkezi diyor. ADBE'ye dik, AB 20, AB kenarına ait kenar ortay uzunluğunu istiyor. Gençler AB 20 ise 10-10 diye parçalar. Muhteşem üçlüden dolayı burası da 10'dur. K'ya 2K oranımız var. 10 ise burası da 20'dir. O zaman AB kenarına ait bizim kenar ortayımız kaç birim uzunluktadır? 30 birimdir deriz. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi olduğunu görüyoruz. GF'nin FC'ye eşit olduğunu söylüyor. GK bölü KD oranını soruyor. Birleştirirsek eğer burayı, K'ya 2K oranı vardır. GK 2K ise dikkat ederseniz KD'de K'dır.
Oran bize buradan kaç gelir? 2 gelir deriz. ABC bir üçgen, DBBC'ye dik, BCA 20, ABD'de x. Dikkat edin, DC'nin iki tane AB olduğunu söylüyor. Yani burası k ise burası 2k'ymış arkadaşlar. X'in kaç olduğunu soruyor. Buradan bir kenar orta indirelim. Eşit böler kk diye. Burası da k'dır. İkiz kenar olduğu için 20'dir arkadaşlar. 70 kalır. Dikkat edin. 20 20 toplamı 40'tır. İkiz kenar olduğu için burası da 70'tir. Aynı şekilde AB, şurayı da E dersek, ABE üçgeninde ikiz kenarlık olduğu için burası 40. Aynı şekilde A açısı da 40'tır. E dikkat edin, 40 ile kimi toplarsam 70 yapar. X buradan bize kaç gelir? 30 gelir deriz. ABC bir üçgen. AB 15, BC 5, DE 3, AD'de x diyor. BD'nin kenar ortay olduğunu söylüyor. BE'nin ise ABC açısının açıortay olduğunu söylüyor. X kaçtır diye soruyor. Şimdi burada yapacağımız işlem şu. 2T'ye 2T dersem BE burayı TT şeklinde ne yapacak? Ayıracak. T'miz 3 olduğuna göre buradaki T'miz de 3'tür. 2T'miz buradan x, yani bize kaç gelir? 6 gelir deriz. Bir ABC dik üçgeninde CA AB'ye dik olduğunu söylüyor. Bu üçgenin ağırlık merkezinin CB kenarının orta noktasına olan uzaklığı 2 birimdir diyor. ABC üçgeninin hipotenüsü kaçtır diyor. Üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Üçgenimizi çizdik. ABC. Ağırlık merkezinin G'nin CB kenarının orta noktasına olan uzaklığı 2 birimdir. Gençler, burası 2 ise K'sı 2 ise 2K'sı 4 birim olur. Dikten inen bir kenar ortay olduğu için 2 eş parça ayırır. Ve aynı şekilde bu kenar ortay uzunluğuna eşit olur. Buralar da 6'dır. Bize hipotenüsü soruyor. Yani BC'nin uzunluğunu soruyor. O da kaç birimdir? 12 birimdir deriz. Bir ABC üçgeninde A açısının 90 olduğunu söylüyor. Buna göre ifadelerden hangisi doğrudur? Kenar ortayın kesim noktası üçgenin dışındadır. Hayır arkadaşlar. Kenar ortayın kesim noktası üçgenin içindedir ve adı ağırlık merkezidir. Unutmayalım. En kısa kenar ortay BC kenarına ait kenar ortaydır. Evet, doğru. Birincisi yanlıştı. G ağırlık merkezinin en yakın olan köşenin A olduğunu söylüyor. Evet, açımız büyük olduğu için G ağırlık merkezine en yakın olan köşe A'dır diyeceğiz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.